Meme kanseri, meme dokusundaki süt bezlerinden ve süt kanallarından gelişen, metastaz yapma özelliği olan kötü huylu bir kanser çeşididir. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olup, kadınlardaki kanserlerin dörtte birini oluşturmaktadır. Tüm hayatları boyunca kadınların sekizde birinde meme kanseri görülecektir. Meme kanseri taramalarının standart olduğu ülkelerde meme kanserine bağlı ölümler giderek azalmaktadır. Bu da bize meme kanserinin taramasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Meme kanseri riskini arttıran faktörlere baktığımızda yaş, cinsiyet, erken menarş, geç menopoz, düzensiz beslenme, obezite, sigara, alkol, ilk doğum yaşının 30 üzerinde olması, hiç emzirmeme ve genetik faktörler sayılabilir. Koruyucu faktörler ise düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, fazla kiloların verilmesi, sigara ve alkolün tüketilmemesi koruyucu faktörler sayılabilir. Meme kanserinde bulgular nasıl olur? Genellikle ağrısız kitle ile başvurur hastalarımız. Ancak memede ağrı, memede ağrılı kitle, meme başında akıntı, meme başında kanlı akıntı, memede çekilme, meme ucunda çekilme, memede küçülme veya büyüme olabilir. Her iki memede asimetri gelişebilir. Memede portakal kabuğu görüntüsü olabilir. Meme kanseri erken tespit edilebilir mi? 20 yaşından itibaren her ay düzenli kendi kendine meme muayenesi yapılması gerekir. 30 ile 40 yaş arasında 3 yılda bir doktor muayenesi, 40 yaşından itibaren ise her yıl doktor muayenesi yapılması gerekir. 40 ile 50 yaş arasında 2 yılda bir mamografik kontrol, 50 yaşından itibaren ise her yıl düzenli olarak mamografi ile tetkik edilmesi gerekmektedir. Meme kanseri tanısı nasıl konulur? Memenizde herhangi bir kitle veya şüpheli durumlarda öncelikle memeye yönelik görüntüleme yapılır. Bu ultrasonda, mamografi ile veya MR ile olur. Görüntülemeler ile kitle tespit edildikten sonra biyopsi işlemi yapılır. Biyopsiden sonra tanı konulursa evreleme yapılır. Evreleme MR, tomografi veya PET-CT ile yapılabilir. Evreleme ile kaçıncı evre olduğu tespit edilir. Meme kanseri teşhisi konulduktan sonra evrelemesi yapılır. Evreleme tespitinden sonra tedaviye geçilir. Tedavi için mutlaka multidisipliner konseylerin yapıldığı bir yerde tedavi yaptırmak gerekir. Multidisipliner konsey dediğimiz medikal onkoloğun, genel cerrahın, radyasyon onkoloğun, patoloğun ve radyoloğun bulunduğu bir yerde tedavi kararı verilmesi gerekir. Tedavi hastalığın evresine, hastalığın moleküler özelliklerine göre karar verilir. Bunlar hastalığın alt tipine ve evresine göre cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, akıllı tedaviler, immünoterapiler, hedefe yönelik tedaviler ve radyoterapiden oluşmaktadır. Son söz olarak erken teşhis hayat kurtarır. Erken teşhis için taramalarımızı aksatmamalıyız.